Oğlumuz nasıl diye sormuş yine inşallah. Selam söylemiş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Bize çok hitap ediyor dedi. Biz layık değiliz dedi. Estağfurullah. Dünyada en layık olan insan benim gördüğüm insanlar içerisinde. Bütün ömrünü İslam'a, Kur'an'a hasretmiş. 90 yaşına kadar. Bak daha hala tebliğ yapıyor. Maşallah. Ağır hastalık halinde ilahi öğretiyor daha hala maşallah. Elhamdülillah. Herkes bütün dünya şey. Bir de çok güzel bir İslam modeli gösterdi. Sahabe dönemini çok güzel canlandırdı. O sevecenlik, Resulullah'ın şakacılığı, evet, tatlılığı, hoş sohbetliği. Mesela kapalı hanımlar var, açık hanımlar var, beyler var. Hep bir kardeşçe birbirlerine bakıyorlar, bir arada sohbet ediyorlar. Şeyh Nazım hocamızın sohbetlerinde. Çok güzel bir ruhu verdi maşallah. Dünyada gördüğümüz insan içerisinde en çok saygıya layık insandır. En değer verilmeye layık insandır. En iyi hizmeti yapılması gereken insandır. İnşallah. Biz onun hizmetçisiyiz inşallah. Gözleri dolmuş maşallah bunları söylerken de estağfurullah maşallah. Benim Haziran'da davet ettiğimi söyleyince o hakimse demiş, ne derse yaparız demiş. Çok inşallah. Estağfurullah. Hakim de o, komutan da o, her şey o maşallah. Efendim inşallah. Onu kucaklar öperiz demiş maşallah. Biz de şey, ben de şeyhimi kucaklayıp öpüyorum. Dünya tatlısı. Her seferinde sakallarını seviyordum. Acayip şeker, acayip seviyorum. Yine gelin ama çok zahmet edersiniz diyor. Her seferinde büyük zevk alıyoruz. Çok mutlu oluyoruz, sevinç duyuyoruz. Bugün daha iyiymiş maşallah. Kilosu 66 kilo. Maşallah. Çok güzel. Sabah sütle yumurtasını içmiş. Öğle ıspanaklı yumurta çok iyi. Bayağı besleyici, çok iyi. Sebzeli yumurta karışmak çok iyi. Yoğurt çorbası, o da çok güzel. Sonra düğün çorbası içmiş. Çok güzel. Afiyet olsun. Ispanak böyle. Ispanak çok iyi. Sonra yoğurtlu kabak kızartması. Maşallah. Yoğurtlu kabak çok güzel. Yabani enginar yemiş. Maşallah. Çok iyi. Hepsi sağlık, sıhhat şeyimize maşallah. Dua edin, ömrü çok uzun olsun şeyimiz. İnşallah. Öyle mübarek insanların uzun ömürlü olması çok büyük nimettir. Doktor kalp ekosu yapmış, kalbi sağlam maşallah. İnşallah. Efendim. Ama Allah vermesin, ileride diyor yani herhangi kalbinde bir şey olursa damarlarında zaten çok kolay müdahale edecek durumdayız diyor. Yani 10 dakika, 15 dakikanın içerisinde. Evet. Gereken şeyi yaparız, düzenleme yaparız ama öyle bir şey de yok yani, hafif. Tabii zamanla bazı şeyler olabiliyor ufak tefek ama onu da hemen düzeltiriz demiş doktor. İnşallah. Ama şu an ilk ihtiyaçta yok demiş, yani 15 dakika sürer demiş en fazla. Efendim, dün banyo yapmış maşallah. Şimdi şeyhimin bana gönderdiği hediyeler. Dünya tatlısı bence. Hep böyle o güzel tatlı eşyalarını bana gönderiyor maşallah. Getirin bakayım. Bir. Yine mübarek takkesi şeyhimin. Misler gibi. Maşallah. Maşallah. Bir. Efendim. İki. O şeyhimin resmi olan bardak var. Evet. Kendi bardağı. Ben dedim ki şey, bana en makbul hediye şeyhimin hediye eşyaları dedim. Kendi kullandığı eşyaları. Bu gümüşten çok kibar bir kap efendim. Çok güzel işlemeli. Bunu göndermiş şeyhim maşallah. Görmeyen yok değil mi? Maşallah. Maşallah. Evet getir yavrum. Evet. Sen bardağını çıkart, kutu, şeyini sen. İnşallah o, evet, tamam. Şeyhimize özel gönderilmiş, özel yapılmış bir bardak. Doğum günü için yapılmış. Maşallah. Harika maşallah. Şeyhimiz hususi surette göndermişler hediye, Allah razı olsun. O da şeyhim de onu da bana hediye etti. Maşallah. Maşallah. Çok kıymetli benim için. Çok değerli bir hediye. Maşallah. Efendim. Şeyhimin su içtiği bardak. Bakın pipeti falan.
su içtiği, efendim ayran içtiği kendi bardağı yani sürekli kullandığı bardağı. Çok şeker. Maşallah. Efendim. Tamam, şimdi de meyveleri göstereceğim biraz sonra da. Şeyhimin gönderdi. Evet. Şimdi bunları alın, saklayalım. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Efendim. Seyit Salih Özen hocamız da iyi maşallah. Daha iyi oluyor. Ama o tabii kasların güçlenmesi önemli. Ondan sonra şeyhimiz de bisiklete biniyor maşallah. Evet. Maşallah. Maşallah. O ayeti tekrar söyleyeyim. Diyor ki Cenab-ı Allah, anneniz babanız size çok emeği geçti diyor Allah. Anneniz size emek verdi diyor. Peki şeyhimizin emeği nasıl? Anne, baba dünya hayatımıza vesile. Şeyhimiz ahiretimize vesile. Sonsuz hayatımıza vesile. Onu daha çok severiz. Anneden babadan daha çok sevilir. Tabii hocam. Tabii ki. Büyük İslam alimlerinin tamamının uslubu budur. Annemiz babamız dünya hayatımıza sebep diyor. Ama şeyhimiz sonsuz hayatımıza sebep diyor inşallah. Daha çok sevilir. O zaman daha da titiziz. İnşallah. Daha da titiziz. Anneler tatlıdır. Babalar çok mübarektir. Dedeler daha da tatlıdır. Evet. Anneanneler daha tatlıdır. Ama şeyhimiz en tatlısı inşallah, maşallah. İnşallah. Onun için Allah zikir. Bak ayet Cenab-ı Allah çok manidardır oradaki ifade. Öf bile demeyin diyor Allah. Öf. Bak, çok müthiş bir ifade o. Çünkü öf nasıl olur adam? Eder şöyle bir. Evet. Allah vermesin. Allah vermesin. Müthiş bir pislik yaptın demektir. Tabii ki. Müthiş bir ahlaksızlık yaptın demektir. Sevinçle, şevkle, heyecanla, mutlulukla. Çünkü Allah vermesin. Eğer yük olduğunu düşünürse bir an için sen battın demektir. Allah esirgesin. Eğer ona onu hissettirirsen öyle bir şeyi, battın demektir. Onun büyük bir nimet olduğunu, büyük bir sevinç vesilesi olduğunu, Allah'tan bereket ve hayır olduğunu, müthiş bir güzellik olduğunu, Allah'ın rızasına kavuşmak için müthiş bir sebep olduğunu bilerek sevinç, coşku ve iştiyakla evet, hizmet edilmesi gerekir. İnşallah. Biz de şeyhimize ve büyüklerimize karşı böyle bir görüş içerisindeyiz. Ama mümin anne, mümin baba, veyahut evladının dinine tubu. Onun dışında itaat yok. Bizim şeyhimiz dinini ihya için uğraşmış. Ve çok tatlı, güzel bir ekol meydana getirmiş. Mesela yetiştirdiği büyük talebeler. Şeyh Adnan Efendi. Evet. Şeyh Ahmet Yasin Efendi. Efendim, sayın bakayım şeyhleri biliyor musunuz? Şeyh Hişam, evet. Şeyh Mehmet Efendi. Şeyh Mehmet Efendi. Başka? Şeyh Bahattin Efendi. Şeyh Hasan. Şeyh Hasan Efendi, evet. Maşallah. Daha da inşallah gelişiyor gittikçe daha da iyi oluyor maşallah. Maşallah. Efendim. Onlar da neşe kaynağı maşallah. Gayet güzel, çok efendi insanlar yetiştirdi şeyhimiz. Brunei Sultan'a aşıktır şeyhimize. Çok sever. Herkes çok seviyor. Bütün Orta Asya ülkeleri, efendim, işte Uzak Doğu ülkelerindeki Müslüman ülkeler özellikle, oraların liderleri, kralları, başbakanları, acayip coşkuyla severler şeyhimiz. Maşallah.